Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung'un bu hafta A101'e getirecek olan telefonuyla ilgili birkaç tane saçma sapan şeyler söyleyeceğim. Ama bu söyleyeceğim şeyleri kesinlikle göz önünde bulundurun. Çünkü aldıktan sonra aldığınıza pişman olacaksınız. O yüzden almamanız için size birkaç bir şey söyleyeceğim. Beni dinleyin, pişman olmayın. Öncelikle bizi şahane bir tasarımla karşılıyor bu telefon diyemeyeceğim. Çünkü şahane bir tasarımı kesinlikle yok. Standart Samsung tasarımı. Neredeyse bütün telefonlarında aynı tasarım var. Bazı modellerinde bu tasarımı değiştirirler ama neredeyse çıkarttıkları A serisi olsun, C serisi olsun, diğer serilerin birçoğunda yine aynı tasarımı kullanıyorlar. Yani adam karşıdan baktığında Samsung kullandığını anlıyor. Ha, bu çocuk Samsung kullanıyor falan diyor. Ama bu durumu Samsung'un bana karşı fazlasıyla geçmesi gerekiyor. Tasarımı şu yüzden kötülüyorum. Çünkü daha yeni modelleri çıkartıyor ama çıkarttığı modeller üzerinden eski modellerini de satmaya çalışıyorlar. Bu hafta yine A101'e gelecek olan Samsung telefon sanki şu anki çıkan A serisi gibi satılmak üzere neredeyse piyasada sürülecek. Yani üzerindeki özelliklere şöyle bir göz gezdirelim. Mesela 8 megapiksel ana kameraya, 5 megapiksel ön kameraya sahip. Sen bu kamerayla ne yapmayı düşünüyorsun? Ne planlıyorsun? Ha şöyle bir şey söyleyeyim. Hani şu anki anlattıklarımı yanlış da anlamayın. Çünkü ya mesela bu telefonda bir yere gittiniz, bir uygulama kullanmak istiyorsunuz, kullanamayacaksınız. Çünkü Android sistemi 6.0 ve neredeyse şu anki birçok uygulama Android 6'yı desteklememeye başladı. Onu geçtiğim piyasadaki birçok oyunu oynayamayacaksınız. Sizi her halükarda yolda bırakacak. O yüzden genel özellikleri bana karşı bir kullanıcının en fazla 1 ya da 2 ayını çıkartacak kadar yeter. Yani bu telefonun ömrü bitmiş. Artık Samsung satamadığının farkında ve böyle uygun fiyatla satan marketlere gönderip satmaya çalışıyor. Beni kesinlikle şu konuda yanlış anlamayın. Yani iyi bir telefon almak istiyorsanız bu telefonu almayın demek istiyorum. Daha iyisini biraz üstüne fiyat koyarak alabilirsiniz. Samsung'un gerçekten güzel telefonları var. O telefonlardan bazılarını alabilirsiniz. Tabii çok dudak uçuklatıyor bazı modelleri ama dediğim gibi A serisi olsun, J serisi olsun genel özellik bakımından birçok iyi modelleri var. Onları almanızı tavsiye ediyorum. Bu model sizin birçok ihtiyacınızı kesinlikle karşılamayacak. Özellikle içerisine 1.5 GB RAM koymuşlar. Ya 1.5 GB RAM'in zaten %70'ini sistem kullanıyor. Sen bunun içine uygulama yükledikten sonra geriye kalan RAM'i de zaten o uygulamalar alacak. Arka planda bunlar çalışıyor ediyor şöyle böyle. Ya senin neredeyse fotoğraf çekerken bile telefonun donmasına sebep olacak. O yüzden artık yani eski sistem teknolojileri artık bir kenara bırakıp daha yeni nesil teknolojiye geçmenizi tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum çünkü fazlasını eğer arayıp bulmaya çalışmıyorsanız, azıyla yetinmeye çalışıyorsanız kesinlikle ilerleyemezsiniz. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Telefonun batarya kapasitesi çok düşük. 2600 mAh kapasiteye sahip ve bu kapasite sizi kesinlikle bir günü çıkarmaz. Batarya konusunda sizi yarı yolda bırakacağı gibi aynı zamanda içerisine yüklediğiniz uygulamalar da sizi yarı yolda bırakacak. O yüzden bu telefonu almadan önce istediğiniz birçok ihtiyacı karşılayamayacağı için paranızı çöpe atmış olacaksınız. Hayır kurumlarına falan verin. En azından öbür dünyada kapınızı çalan güzel bir insan olabilir. PUBG falan kaldırır mı diye durumlara kesinlikle girmeyin çünkü telefonun üzerinde bulunan RAM zaten sistemin kendisi için yeterli bir RAM. Herhangi bir oyun için olsun, uygulama için olsun yapılmış bir RAM değil. Çünkü şu an herhangi bir oyun bile yüklüyorsunuz. Oyunun kapasitesi 1.5 GB ve oyunun harcadığı RAM yaklaşık 2 GB. Yani sizin telefonun zaten 1.5 GB RAM'i var ve bu telefonun da o oyunlara destekleme imkanı imkansız yani. İmkanı yok. Yok yani. Neyse konuyu genel olarak toparlayayım. Eğer annenize, babanıza, küçük kardeşinize YouTube'da falan vakit geçirmek için almayı düşünüyorsanız bence bu fiyata bulabileceğiniz güzel bir telefon. Ama telefondan performans bekliyorsanız, oyun yükleyip oynayacağım, fotoğraf çekeceğim, uygulamaları kullanacağım falan falan bir sürü şeyler yapmak istiyorsanız, bu tip şeyler düşünüyorsanız bana kalırsa kesinlikle bir değil 5 adım geri durun. Çünkü bu telefon belirli bir zaman sonra sizin ihtiyaçlarınızı karşılamayacak ve paranız çöpe gidecektir. Bir sonraki aktörün incelemesinde görüşmek dileğiyle.